Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Basit Arapçası derslerimizin 49. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Müfredatımıza göre, müfredat planımıza göre şu an ekranınıza taşıdığım dosyamızda 9. ünite insan hakları başlığı altında ders kitabımızda yer alan ünitede bulunan birinci metni işleyeceğiz. En son bir önceki bölümde, bölüm 48'de su baskınları ünitesinin ilk metnini okumuştuk. Şimdi bu dersimizde bölüm 49'da insan hakları başlıklı ünitenin ilk metnini okuyacağız. Bu ünite insan hakları ünitesi ders kitabımızda sayfa 266'da yer alıyor. Sayfa 267'de şu an ekranınıza taşıdığım metin var. Bu metni okuyup anlamaya çalışalım. Bismillah. Başlığı okuyayım ben önce. Musaelletu murtekibi intihakat hukukil insan fi harbil vilayetil muttahideti alel irhab. Musaele soruşturma, sorma, hesaba çekme, hesap verme gibi anlamlar taşıyan bir mastar. Mürtekip, irtekeben ismi faili. Mürtekibun aslı bunun. Fakat izafet ilişkisinden dolayı mürtekibi şeklinde sonundaki nun düştü. Ve cem müzekker salim olması sebebiyle mürtekibu şeklinde değil, mürtekibi şeklinde geldi. Musaeletu mürtekibi intihakat hukukil insan. İnsan hakları, ihlalleri, failleri hesap veriyor şeklinde anlayabiliriz başlığı. İnsan hakları ihlallerinin failleri hesap veriyor. Bunların hesap vermesi diye anlayabiliriz. Fi harbil vilayetil muttahide talel irhab. Birleşik Devletler, yani Amerika kastediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre karşı verdiği mücadelede, terörle savaşında daha doğrusu. ABD'nin terörle savaşında insan hakları ihlallerinin, faillerinin hesap vermesi diye tercüme edebiliriz. Birinci paragrafı okuyalım. Bismi mukafahetil irhabi intahaketil vilayatul muttahidetu حقوق أفراد في العراق وفي أفغانستان وغوانتنامو وفي أماكن أخرى من العالم باسم مكافحة الإرهاب ترور لمجادلة adı altında مكافحة الإرهاب ترور لمجادلة demek باسم مكافحة الإرهاب ترور لمجادلة adı altında İntehaketil vilayatul muttahidetu Birleşik Devletler ne yaptı? İhlal etti. İnteheket, ihlal etti anlamını taşıyor. Hukuka efradin fil Irak ve fi Afganistan'a ve Guantanamo. ABD terörle mücadele adı altında Irak, Afganistan ve Irak, Afganistan, Guantanamo ve dünyanın farklı yerlerindeki fertlerin haklarını ihlal ediyor. Ya da ihlal etti şekliyle tercüme edebiliriz. Neymiş? ABD terörle mücadele adı altında Irak, Afganistan, Guantanamo ve dünyanın diğer yerlerindeki, diğer farklı yerlerindeki fertlerin haklarını ihlal ediyor diye geniş zamanda tercüme etmek mümkün. İhlal etti anlamında geniş zamanda tercüme etmek de mümkün. وَانْتِحَاكَاتُ حُقُقِ الْاِنْسَانَ اَلَّتِي اِرْتَكَبَتْهَا الْوِلَايَاتُ الْمُتَّحِدَةُ اَوْ اِرْتَكَبَتْ اُرْتُكِبَتْ Mazi meşhur okuyalım burayı. اَوْرْتُكِبَتْ لِحِسَابِهَا مُنْذُ الْحَادِيَ عَشَرَ سَبْتَمْبَرْ اَيْلُولْ 2001 عَدِيدَةٌ وَمُتَنَوِعَةٌ وَانْتِحَاكَاتُ حُقُقِ الْاِنْسَانِ İnsan hakları ihlalleri. İntiheke yentehiku intihak. Bunun anlamını isterseniz şöyle ekranınıza taşıyıvereyim. Çünkü karşımıza sıkça çıkacak bu metin boyunca.
İntehake yentehiku intihak, hak ihlal etmek, efendim kutsala saldırmak, yasayı çiğnemek, kuralı bozmak gibi anlamları var. İntehake kavanin eddevliye ya da edduveliye, uluslararası kanunları çiğnemek anlamını taşıyan bir ifade. İntihakul kavanin edduveliye ya da intehakel kavanin edduveliye, uluslararası kanunları çiğnemek. Peki, ve intihakat hukukul insan, insan haklarını ihlal etmek. Elleti irtekebetha el vilayatul muttahidatu, Birleşik Devletler'in işlemiş olduğu ihlaller, yapmış olduğu ihlaller. Ev urtukibet li hisabiha, ya da onun adına, şu hisabihadaki ha el vilayatul muttahideye gider. Ya da onun adına işlenen suçlar, ihlaller. Ne zamandan beri? Munzul hadi aşara september eylül 2001. 11 Eylül 2001'den bu yana. Adidetun ve mutenavvatun, çok fazladır ve çeşitlidir. O zaman ne diyeceğiz? ABD'nin işlediği insan hakları ihlalleri veya 11 Eylül'den bu yana kendi menfaati için kendi adına işlenen suçlar, onun adına işlenen suçlar çok fazla ve çok çeşitlidir. وَقَدْ اَكَّدَتْ هَذَا وَقَدْ اَكَّدَتْ هَذَا, burada هَذَا الْوَسَائِقِ işaret etmiyor. وَقَدْ اَكَّدَتْ هَذَا الْوَسَائِقُ وَالصُّوَرُ وَالْآرَاءُ الْقَانُونِيَّةُ اَلَّتِي تَمَّ كَشْفُ الْغِطَاءِ عَنْ سِرِّيَّتِهَا وَالْبَيَانَاتُ الرَّسْمِيَّةُ. Evet, peki şimdi şuradan alalım. وَقَدْ اَكَّدَتْ هَذَا, bunu teyit ediyor. Bunu teyit ediyor. Ne teyit ediyor? الْوَسَائِقْ, belgeler. وَالصُّوَرُ, fotoğraflar. وَالْآرَاءُ الْقَانُونِيَّ, ve hukuki görüşler. Bunu, yani Amerika'nın 11 Eylül'den bu yana gerek kendisinin işlediği, gerekse onun adına işlenen insan hakkı ihlallerini ne yapıyor? El-Vesaiq ve Suvar ve Ara'ul Kanuniye, belgeler, fotoğraflar ve hukuki görüşler de bunu teyit ediyor. Elleti temme keşful gıtay an sirriyetiha vel beyanatur rasmiyyetu, bu temme keşful gıtay an sirriyetiha, gizliliğinin üzerindeki örtünün kalktığı anlamında. Şu seçti hale getirdiğim bölüm var ya, şurası temme keşful gıtay an sirriyetiha, burayı şöyle anlayacağız: gizliliğinin üzerindeki örtünün kalktığı. Vel beyanatur rasmiye, ve resmi veriler de, ve resmi veriler de. O zaman ne diyeceğiz? Bunu, yani Amerika'nın gerek kendisinin işlediği, gerek onun adına işlenen 11 Eylül 2001'den bu yana işlediği ve sayısının çok, türünün çeşitli olduğu söylenen ihlalleri, bu ihlalleri ne yapıyor? Teyit ediyor. Teyit eden ne? Efendim, resmi verilerle, resmi açıklamalarla birlikte gizliliğinin üzerindeki örtünün kalktığı hukuki görüşler, fotoğraflar ve belgeler de bunu teyit ediyor. Evet, ikinci paragrafa geçiyoruz. وتضمنت هذه الانتهاكات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي أدت في بعض الحالات إلى وفيات في الحجز والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي وأشكالا أخرى من الاعتقاد التعسفي غير المحدد بأجل والترحيل السري للمتقلين بين الدول وانتهاكات للحق
fi muhakemetin adiletin. Evet, ve tazammenet hadil intihakatu el ihtifa'es el kasriye. Tazammenet içermektedir, ihtiva etmektedir, içeriyor, ihtiva ediyor. Hadil intihakat, bu ihlaller. Bu ihlaller içeriyor. Neyi? El ihtifa el kasriye. Bu el ihtifa el kasri, zorla ortadan kaldırma, güç kullanarak ortadan kaldırma, zorlama sonucu ortadan kaybolma gibi anlamları var. El ihtifa el kasri, güç kullanarak ortadan kaldırma. O zaman ne diyeceğiz? Bu ihlaller, yani ABD'nin işlediği ihlaller, güç kullanarak ortadan kaldırmayı ihtiva ediyor. Başka ve ta'zibe, işkenceyi ve gayrahu min durubil muameletil kasiye. Ya da el muamele el kasiye, bu kötü muamele demek. Kötü muamele çeşitleri, türleri. Evil la insaniye, insanlık dışı muamele. Evil muhine, alçaltıcı, tahkir edici muamele. El muamele el la insaniye. El kasiye, el muamele el kasiye, sert davranış, kötü davranış. El la insaniye, insanlık dışı davranış. El muhine, alçaltıcı, efendim, alçak düşürücü davranış. O zaman ne diyeceğiz? Bu ihlaller, güç kullanarak ortadan kaldırma, işkence etme ve kötü, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele türlerini ihtiva etmektedir. Elleti eddet fi bazı'l halat ila vefiyatin fil haczi. Bu muameleler eddet fi bazı'l halat, bazı durumlarda sebep olmuştur. Sebep olan bazı davranışlar. Neye sebep olan? Edda ila. Edda'ya lazım olan ila harfi ceri şurada. Edda ila. Neye sebep olan? Vefiyatin fi el haczi. Haciz şey demek, gözaltı demek. O zaman ne diyeceğiz? Yani gözaltındayken efendim vefat durumlarına sebebiyet veren, gözaltındayken ölümlere, bazı durumlarda ölümlere sebep olan kötü, insanlık dışı ve alçaltıcı davranış türlerine ve işkenceye, ne diyelim ona, tazammun eden, yani bunları ihtiva eden ihlallerdir bu ihlaller. Bu ihlaller zorla ortadan kaldırma, işkence etme, kötü, insanlık dışı, şöyle diyelim, bu ihlaller zorla ortadan kaldırma, işkence ve bazı durumlarda gözaltındayken vefat etmeye, ölüme sebebiyet veren kötü, insanlık dışı ve alçaltıcı muamele türlerini de içermektedir. Bu ihlaller, bu tür davranışları da içermektedir. İçinde barındırmaktadır. Peki başka? Veli'tikalil mutavveli, uzatılmış tutukluluk süresi. Veli'tikalil mutavvel, uzatılmış tutukluluk süresi. Bi mazilin anil alemin hariciyi, dış dünyadan soyutlanmış, dış dünyadan izole edilmiş, dış dünyadan tecrid edilmiş, uzatılmış tutukluluk süreleri, durumları diyelim, uzatılmış tutukluluk durumları. Bu tedammenet devam ediyor. Yani bunları da içermektedir bu ihlaller. Ve eşkâlen nukhra minel itikâl etteassufi. El-i'tikâl etteassufi, not edin arkadaşlar. Keyfi tutuklama demek. El-i'tikâl etteassufi, keyfi tutuklama. O zaman ne diyeceğiz? Ve eşkâlen nukhra minel itikâl etteassufi, keyfi tutuklama ve diğer keyfi tutuklamanın diğer şekilleri, diğer biçimlerini de ihtiva ediyor bu ihlaller. Gayril muhaddedi bi ecel, süresi belirli olmayan, gayril muhaddet bi ecel, bir süreyle belirli hale gelmemiş, belirlenmemiş.
süresi belirlenmemiş keyfi tutuklamaların yani süresiz tutuklama, evet. Gayril muhaddet bi ecel, süresi belirlenmemiş yani süresiz keyfi tutuklama türlerini de bu ihlaller içine almaktadır. Ve terhilis sirriyi lil mutekaline beyne duvel, mutekalin tutuklular demek. Terhil esirri gizli transfer demek, gizli intikal. Beyne duvel ülkeler arasında, tutukluların ülkeler arasında gizlice seyahat ettirilmesi, gizlice taşınması, gizlice intikallerinin sağlanması. Tutukluların ülkeler arasında gizlice intikallerinin sağlanması gibi ihlalleri içeriyor bu ihlaller. Ve intihakatin lil hakki fi muhakeme adile ve başka ne tür ihlaller içeriyor? İntihakat lil hakki fi muhakeme adile, adil yargılanma hakkının ihlali. Adil yargılanma ya da adil bir mahkemede bulunma. Evet, biz buna adil yargılanma diyelim. Adil yargılanma hakkı ihlali gibi ihlalleri içeriyor. O zaman bu ihlaller zorla ortadan kaldırma ve bazı tutukluluk durum ve bazı durumlarda tutukluluk altında tutukluyken ölüme neden olan sert, insanlık dışı ve alçaltıcı davranış ve dış dünyadan izole edilmiş halde uzak tutulmuş, uzaklaştırılmış, izole edilmiş halde uzatılan tutukluluk süreleri ve süresiz keyfi tutuklamalar, tutukluların ülkeler arasındaki intikalleri ve adil bir yargılanma hakkının ihlali gibi ihlalleri içermektedir. Evet, burada ihlallerin türleri hakkında uzunca bir bilgi verildi. Yani insan hakları ihlalleri söz konusuysa, ki bu Amerika ile gerçekleşiyor. Amerika ile gerçekleşen bu ya da onun adına gerçekleştirilen ihlaller, bu ihlallerin türleri hakkında burada bir bilgi verildi. Şimdi ve munzu tevelli er-reis diye başlayan bölüme geçelim. Şuradayız. Evet. Ve munzu tevelli er-reis Barack Obama mehame mansıbihi zaharat ilel aleni el mezidu min ettefasilil mutaallikati bil intihakati leti ukturifet, mazi meçhul okuyorum burayı, ukturifet dıddel mutekaline fi ahdi selefihi ma ethara nikâşen bi şe'ni zaruratil musaeleti bima fi zâlike fethat tahkikati ve mukadatil cunati ومع ذلك لم تعلن الإدارة الجديدة عن تدابير للتحقيق بشأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات ولمقاضاتهم واستمرت في إحاطة العديد من التفاصيل المتصلة بهذه الانتهاكات بالسرية. Evet, ومنذ تولي الرئيس باراك أوباما مهام منصبه. Şu seçtiğimde getirdiğim yeri Barack Obama, başkan Barack Obama görevi devraldığından beri diye tercüme edeceğiz. Başkan Barack Obama görevi devraldığından beri ne oldu? Zaharat ilel aleni ortaya çıktı. Ne ortaya çıkan şey? El mezidu minet tefasil, çok sayıda detay. Ortaya çıkan neymiş? Fazlaca ayrıntı ortaya çıktı. Neyle alakalı bu fazlaca ayrıntı? El mutaallika ilgili olan neyle? Mutaallik bi harficilerine ihtiyaç duyar. El intihakatın başındaki bi mutaallika lazım. El mutaallika bil intihakat, ihlallerle ilgili. O zaman ne diyeceğiz? Barack Obama görev devraldığından bu yana ihlallerle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Elleti uktur rifet dıddel mutekaline fi ahdi selefihi,
Selef dediği kendisinden önceki başkan. Kendisinden önceki başkan döneminde tutuklananlara karşı işlenen ihlallerle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Şu seçtiğimde yetedim iki satırı ma etara nikaşen bir şeyin kısmı hariç şöyle ifade edebilirim. Başkan Barack Obama görevi devraldığından beri önceki başkan döneminde tutuklulara karşı işlenen ihlallerle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı diye tercüme ederiz. Ma etara nikaşen bi şe'ni daruratil musaele. Ma etara nikaşen bi şe'ni tartışmaya yol açtı. Ma etara nikaşen bu ortaya çıkan ayrıntılar ne yaptı? Etara nikaşen tartışmaya yol açtı. Bi şe'ni daruratil musaele. Bu hesap verilmesi konusunda, hesap verilmenin gerekliliği konusunda bir tartışma ya yol açtı, bir tartışmaya sebebiyet verdi. Yani bu musaele soruşturma, insan hakları ihlalleri faillerinin soruşturulması kastediliyor burada. Soruşturma zaruretiyle, gerekliliğiyle ilgili bir tartışma ortaya çıkardı. Bima fi zalike fethat-tahkikati ve mukadatil cunati. Bu tartışmaların içerisinde şu da vardı. Bima fi zalike. İçinde şunun da bulunduğu demek. Bima fi zalike. İçinde şunun da bulunduğu. Neyin de bulunduğu? Fethat tahkikati soruşturma açma ve mukadatil cunat ve faillerin yargılanması. Mukadat el cunat faillerin, suçluların yargılanması, içinde soruşturma başlatılması ve suçluların muhakeme edilmesi, yargılanmasını da barındıran hesap verme zarureti ile ilgili bir tartışma yarattı, bir tartışmaya yol açtı, tartışmaya sebebiyet verdi. Ve ma zalika lem tu'linil idaratul cedidetu an. Alene an bir şeyi duyurmak, bir şeyi bildirmek, bir şeyden haber vermek anlamında biliyorsunuz. Ve ma zalik bununla birlikte lem tu'linil idaratul cedidetu yeni yönetim ilan etmedi, duyurmadı. Peki yeni yönetim neyi ilan etmedi, neyi duyurmadı? Duyurmadığı şey ne yeni yönetimin? Bakalım hemen neyi duyurmadığına. An tedabira. Tedbirler ilan etmedi. Niçin? Littahkiki bi şe'nil mes'ulina an hâzihil intihâkât ve li mukâdâtihim. Bu ihlallerin sorumlularının soruşturulmasına dair tedbirler. Ve li mukâdâtihim ve yargılanmalarına dair. O zaman şöyle diyeceğiz. Yeni yönetim bu ihlallerin sorumlularının soruşturulması ve yargılanmasına dair bir tedbir ilan etmedi. Tamam mı? Bununla birlikte yeni yönetim ihlallerin sorumluları hakkında soruşturma ve yargılanma tedbirlerine dair bir duyuruda bulunmadı. Bir ilanda bulunmadı. Vestemerrat fi ihatati el adidi min ettefasili el muttasileti bi hadihil intihakati bisirriye. Vestemerrat sürdü, devam etti. Fi ihatatil adidi min ettefasili pek çok ayrıntı el muttasile bi hadihil intihakati bisirriye. Bu ihlallerle ilgili birçok detay gizliliğini sürdürdü. Gizliliğini devam ettirdi. Evet, bu ihlallerle ilgili pek çok detayı içine alan pek çok konu, detayları içine alan pek çok konu gizliliğini sürdürdü.
Evet, bu ihlallerle ilgili pek çok husus gizliliğini sürdürdü. Evet, şuradan devam edelim şöyle. İnne ala hukumetil vilayatil muttahideti en tubeyyine enneha multezimetun hakkan ve kulliyen bi vacibatiha eddevliyeti hiyale hukukil insani. Evet, okuduğumuz ilk cümleyi anlamaya çalışalım. Şurayı. İnne ala hukumetil vilayatil muttahide Amerika Birleşik Devletleri'ne gerekmektedir. Ne? En tubeyyine açıklaması gerekmektedir. Neyi? Enneha multezimetun hakkan, gerçekten bağlı olduğunu. Enneha multezimetun hakkan, gerçekten bağlı olduğunu duyurması gerekmektedir. Ve külliyen ve tamamen, bütünüyle bağlı olduğunu beyan etmesi gerekmektedir. Bi vacibatiha edduveliyye, uluslararası sorumluluklarına iltezeme bir şeye bağlı olmak, bir şeye karşı sorumluluğunu yerine getirmek. Multezime tun bi vacibatiha eddevliyye, uluslararası sorumluluklarına gerçekten ve bütünüyle bağlı olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin duyurması gerekir, bildirmesi gerekir. Bunu açıklaması, beyan etmesi gerekir. Hiyale hukukil insan. Hiyale önünde, karşısında, konusunda gibi anlamlara geliyor. Hiyale neymiş? Önünde, karşısında, konusunda gibi anlamları var. Hiyale hukukil insan, insan hakları konusunda efendim uluslararası sorumluluklarını gerçekten ve bütünüyle yerine getireceğini, buna bağlı olduğunu Amerika'nın ilan etmesi, duyurması gerekmektedir. Ve hatta tekune kad faalet zalike. Bunu yapması için de alel idaratil cedideti vel kongres leyse fe hasbu ettesaddi lil intihakatil mustemirra. Bunu yapması için de alel idaratil cedide, yeni yönetime gerekir. Ne? Vel kongres ve Amerikan Kongresi'ne gerekir. Peki ne gerekir? Leyse fe hasbu ettesaddi lil intihakat el mustemirra. Sadece şu an süren ihlallere karşı durmak, ihlallere karşı koymak, sadece şu an var olan ihlallerin karşısında yer almak değil. Sadece efendim var olan, süren, devam eden ihlallere karşı koymak değil, bunlara engel olmak değil. Ve innema aydan damanu i'ta'il evleviyyeti li izharil hakikati. Aynı zamanda damanu i'ta'il evleviyye, birinci öncelik vermesi de gerekir. Birinci önceliği sağlaması, daman i'ta'ul evleviyye, birinci öncelik vermek, birinci önceliği temin etmesi gerekir. Niçin? Li izharil hakikati, gerçeği, hakikati ortaya koymak, gerçeği, hakikati ortaya çıkarmak için. Neyle ilgili? Bişe'n intihakatil mazi ve musaeleti murtekibiha. Geçmişte yaşanan ihlaller ve bunların faillerinin soruşturulmasıyla ilgili. Bunların hesap vermesiyle ilgili. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni idarenin, yeni yönetimin ve Amerikan Kongresi'nin sadece şu anda sürmekte olan, devam etmekte olan ihlallere karşı durmaları yetmez. Ancak beraberinde bununla birlikte geçmişte yaşanan ihlallerin hakikatini ortaya çıkarma konusunda ve bunların faillerinin soruşturulması hususunda buna öncelik vermesi de gerekmektedir. Evet, Sayın Şenlik, Sayın Çetin, anlaşılıp anlaşılmadığı hususunda bir tepki verirseniz sevinirim. Anlaşılıyor mu? Evet. Anlaşılıyor dediniz, tamam.
Anlaşılmayan bir yer, kapalı kalan bir yer olursa beni uyarın, ben döneyim tekrar. Önceki derse göre metin biraz zor ama anlaşılıyor hocam diye bir yorum yaptınız. Evet, yani metnin seviyesi biraz bir önceki metne göre biraz daha yüksek, doğru. Haklısınız o konuda. Evet, şimdi şuradan şöyle şuraya kadar okuduk ya. Murtekibi ha, buraya kadar okuduk. Okumuş olduğumuz yer şöyle zihnimizde kalsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları konusundaki uluslararası sorumluluklarına bağlı olduğunu, gerçekten ve bütünüyle bağlı olduğunu açıklaması gerekir. Bunu yapması için de yeni yönetimin ve Amerikan Kongresi'nin sadece şu andaki ihlallere karşı koymak, ihlallere karşı durmak değil, böyle yapması gerekmez. Beraberinde hakikati ortaya çıkarmak için geçmişte yaşanan ihlaller ve bunların faillerini soruşturma hususunda buna öncelik vermeyi de garanti etmesi gerekir. Tamam mı? Evet. Femin şe'nil iltizami bi vad'i haddin li iflatil cunati من العقاب أن يبين للملأ أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بشأن معالجة انتهاكات الماضي المتصلة بحقوق الإنسان وأنها كذلك ملتزمة بمنع العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات. Neredeyiz? فمن شأن الالتزام. Oradayız değil mi? فمن شأن الالتزام بوضع حد لإفلات الجنات. Bu iltizam dediği taahhüt diye anlayabiliriz, bu da bağlılık. Yani bu bağlılıkla ilgili olarak bu bağlılık, yani uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye dair bağlılığıyla ilgili bir vad'i haddin li iflatil cunati. İflatil cunat, bu suçluları kurtarma, suçlular için suçluların kurtulmasını sona erdirme diyebiliriz. Şöyle diyelim, şurası suçluların kurtulmasını sona erdirme, sona erdirmeyi taahhüt etmesi de gerekir gibi bir anlam var burada. Yani ABD yönetiminin ve kongrenin suçluları kurtarmaya son verme. Vad-ı had, son verme. Li-iflatil cunat, suçluları kurtarma. Suçluları kurtarmaya son vermeye taahhütte bulunması da minel ikabi en yübeyyine lil mele'i minel ikab, bu cezadan, suçluları cezadan kurtarmaya son vermeyi taahhüt etmesi ile ilgili ne yapması gerekir? Amerika yönetiminin en yübeyyine lil mele'i, halka beyanda bulunması gerekir. Halka açıklamada bulunması gerekir. En yübeyyine lil mele'i, halka açıklamada bulunması gerekir. Ennel vilayatil muttahidetel emrikiyyete caddetun, ABD'nin ciddi olduğuna dair. Hangi konuda? Bir şe'ni muadecet intihakatil mazi, geçmişte yaşanan ihlalleri ele alma, bu ihlallerle ilgilenme konusunda ciddi olduğuna dair. El muttasile bi hukukil insan, insan haklarıyla ilgili geçmişte yaşanan ihlalleri ele alma konusunda, bununla ilgilenme konusunda Amerikan yönetiminin, ABD'nin ciddi olduğunu halka açıklaması gerekir. Evet, suçluları cezadan kurtarmaya son verme taahhüdünü ve beraberinde de geçmişte yaşanan insan hakları ilgili ihlalleri ele alma hususunda ciddi olduğunu ABD'nin halka açıklaması gerekir.
وَاَنَّهَا كَذَٰلِكَ مُلْتَزِمَتُنْ Yine aynı şekilde ABD yönetimine gereken şeylerden, sorumluluklardan birisi de şudur. Nedir bu sorumluluk? بِمَنْعِ الْعَوْدَةِ اِلَرْتِكَابِ مِثْلِ هَذِي الْاِنْتِحَاكَاتِ Bunun benzeri ihlallerin efendim yaşanmasına dönüşü engelleme konusunda kararlı olduğunu açıklaması gerekir. İrtikap bir şeyi kazanmak, bir şeyi elde etmek biliyorsunuz. İrtikap misli her il intihakat bu tür ihlaller işlenmesine geri dönüşe engel olmaya kararlılığını da engel olmaya kararlı olduğunu da ABD yönetiminin açıklaması gerekir. Evet, ben doğrusu Sayın Şenlik yorum yapıncaya kadar bu metnin düzeyi biraz daha yüksekmiş deyinceye kadar çok şey yapmadım, fark etmedim ama şimdi siz öyle söyledikten sonra biraz yoğunlaştım üzerinde. Evet, hakikaten yani biraz dikkat gerektiren güçlü cümlelerden oluşan bir metin. Burası tamam mı arkadaşlar? Bu sayfadaki son paragrafı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bir sonraki sayfa. Sayfa kaça geçtik? Şuradan bakayım bir. 268'e geçtik. Sayfa 268'deki ilk paragrafa göz atalım şimdi. Burada kaç paragraf var? Sayfa 268'de. Efendim. Şöyle bakayım. 1, 2, 3 paragraf mı var? 3 paragraf var burada. Ve musaeletul cunati diye başlıyor buradaki paragraf. Şöyle seçili hale getireyim. Ve musaeletul cunati an intihakati hukukul insani leyset fehasbu emran mebdeiyen ve innema eydan meseletun tettasilu bil kanun. Çok fazla ileriye gitmeyin. Bu okuduğum yeri tercüme edeyim. Ve musaeletul cunat neydi bu? Suçluların hesap vermesi. Suçlulardan hesap sorulması. An intihakat hukukul insan. İnsan hakları ihlallerinin faillerinden hesap sorulması. Yani failleri insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak. Leyset fehasbu emran mebdeiyen. Sadece bir prensip meselesi değildir. Leyset fehasbu emran mebdeiyen sadece ilkesel bir durum, ilkesel bir mesele değildir. Ve innema aydan meseletun tettasilu bil kanun aynı zamanda bir hukuk meselesidir. Aynı zamanda bir hukuk meselesidir. İnsan hakları ihlallerini işleyenlerden hesap sormak, bunları sorgulamak sadece ilkesel bir mesele değil, ilkesel bir durum değil. Aynı zamanda kanunla ilgili, hukukla ilgili bir meseledir. فَبِمُقْتَضَى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ ya da اَدْدُوَلِيِّ iki şekilde de okuyabiliriz bunu. فَبِمُقْتَضَى الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْاَمْرِكِيَّةِ اَتْتَحْقِيقُ في كل انتهاك لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيه إلى ساحة العدالة بغض النظر عن مدى علو شأنهم في الوقت الراهن أو فيما مضى فبمقتضى القانون الدولي uluslararası kanun gereğince, uluslararası hukuk gereğince uluslararası hukuk gereğince yeteayyenu alel vilayetel muttahidetil emrikiyye ABD'nin şunu yapması gerekir. ABD'nin şunu yapması gerekir. Şuradan teayyene alayı bir sorgulayalım. Teayyene ala bakın zorunlu olmak bir şeyde yükümlü olmak diyor. Yani uluslararası hukuka göre ABD sorumludur. ABD zorunludur, sorumludur.
neden sorumludur? Ne konusunda bir zorunluluk taşır? Et-tahkiku fi kulli intihakin li hukukil insan. İnsan hakları, her bir insan hakları ihlalini soruşturma ile sorumludur. ABD her bir insan hakları ihlalini soruşturmayla yükümlüdür. Ve takdimu murtekibihi ile sahatil adale ve faillerini adalet önüne çıkarmakla sorumludur. Faillerini murtekibihi, bunu failleri diye tercüme ediyorum. Hak ihlalinde bulunanların adalet önüne çıkarılması ile yükümlüdür. Bi gaddin nazar şunu bir tarafa bırakarak, şunu hesaba katmadan gibi anlamlarla dilimizde karşılanır. Şunu hesaba katmadan, şunu bir kenara bırakarak, neyi hesaba katmadan, neyi bir kenara bırakarak, an meda uluvi şe'nihim fil vakti rahine ve fi ma meda. Gerek şu anda hali hazırda, gerekse geçmişteki konumlarının efendim yüksekliğine bakmaksızın, konumlarının yüksekliğine bakmaksızın faillerinin konumu ne olursa olsun, gerek şu anda gerekse geçmişteki konumlarının ne olduğunu bir kenara bırakarak insan hakları, her bir insan hakları ihlalini soruşturması ve faillerini adalet önüne çıkarması gerekir. وَمِنْ حَقِّ الضَّحَايَا وَاِلَاتِهِمْ وَالْمُجْتَمَعِ كَكُلِّنْ اَنْ يَعْرِفُوا الْحَقِيقَةَ بِشَأْنِ الْاِنْتِهَاكَاتِ اَسْبَابُهَا وَوَقَائِهَا. Yani bunu esbabiha ve vakaiha şeklinde okumak da mümkün gibi görünüyor. Ses dosyasında esbabuha ve vakaiha şeklinde merfu okunmuş ama bunun üzerinde tekrar bir kafa yorarız bir sonraki bölümde. Şu an 49. bölüm için planladığımız süreyi tamamladık arkadaşlar. Burada kalalım. Sayfa kaç burası? Efendim 267. Ara verelim şimdi. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.